Bilmiyoruz yani, detaylı bir bilgi alamadık. Evet, yakınlar, aileler işte bunları söylüyorlar. Değerli izleyiciler, tabii bir de sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Yaşanan bu tablonun, ortaya çıkan bu tablonun ardından bir yandan da soruşturma devam ediyor. 7 kişinin gözaltına alındığını söylemiştik. Arkadaşlarım bir sıcak gelişmeyi benimle paylaştı. Gözaltı sayısı 8'e çıktı. Bir kez daha altını çizmiş olalım. 8 kişi gözaltına alındı. Bunu da bir sıcak gelişme, bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşmış olalım. 8 kişi gözaltında. Bakın, bir izleyicimiz Duran Akçakal diyor ki, siyanürle asit bileşik şimdi ısı verici reaksiyon verir. Bu da siyanürün buharlaşmasına sebep olur bölgede diyor. Bir yandan da tabii uzmanların buna ilişkin açıklamaları gelmeye devam ediyor. Uyarıları gelmeye devam ediyor. Bir kez daha ekranlarınızda da gördüğünüz bu sıcak gelişmenin altını çizelim. 8 kişi göz altında soruşturma devam ediyor. Şimdi dün yine sizlerle paylaştığımız, tam da bizim yayınımız sırasında gelen bir son dakika gelişmesiydi değerli izleyiciler, alınan bir karar. Bu facianın ardından Tunceli Valiliği bölgeye geçişi yasaklamıştı. Yani Tunceli üzerinden Erzincan'a geçişler yasaklanmıştı. Bölgeye girmek isteyen 4 kişi de gözaltına alınmıştı. Ama sonra ne oldu derseniz, Menzil Tarikatı'na bağlı Beşir Derneği bölgeden çektiği fotoğrafları yayınladı. Hal böyle olunca herkese yasak, menzile serbest mi soruları gündeme geldi. Erzincan'da yaşanan maden faciasının ardından Tunceli Valiliği kararıyla bölgeye girişler yasaklandı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak bölgeye girişin yasaklandığı duyuruldu. Yani olayla ilgili kısıtlamaya rağmen bölgeye gitmek isteyen Tunceli İnsan Hakları Derneği üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan madenlere karşı mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu jandarma engeliyle karşılaşarak gözaltına alınırken Menzil Tarikatı'na bağlı Beşir Derneği ise bölgede çadır kurdu. Tarikat üyeleri bölgede AFAD'ın mutfak hizmeti yokmuş gibi Heyran bölgesinde araçların park sahasına kurdukları seyyar mutfakta faaliyete başladı.